Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz, demokratik parlamenter sistemi yıllar içerisinde geliştirmeye çalışmış yüce ve büyük bir millet meclisi. Peki bu millet meclisine şimdi siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Demokratik sistemi yok etmeye çalışıyorsunuz. Cumhuriyeti yıkmaya gayret ediyorsunuz. Neden her şeyin bedelini halk ödüyor ama hiç sesi çıkmıyor halkın? Çünkü her ses çıkaranı içeri tıkıyorsunuz. Düşünce özgürlüğü yok edilmiş durumda. Peki siz bu koşullarda ne yapıyorsunuz? OHAL sürecini getiriyorsunuz ve anayasayı değiştirmek istiyorsunuz. Anayasayı değiştirerek ne yapmak istiyorsunuz? Egemenliği milletten alıp tek bir şahsa vermeye gayret ediyorsunuz. Önce değiştirme üzerine çalıştınız. Şimdi dönüştürmeye gayret ediyorsunuz. İnsanları korkutarak hiçbir şey yapamazsınız beyefendi. Oradan konuşarak da beni hiç korkutamazsınız. Sayın milletvekilleri, lütfen. Sayın milletvekilleri. Vatandaşlarımız tehlike altında. Askerimiz, polisimiz can derdinde. Esnafımız siftah derdinde. Beyler başkanlık derdinde. Meclisi yıkmak, demokrasiyi tarihe gömmek, kurumların içini boşaltmak istiyorsunuz. Niye? Hiç düşündünüz mü bunları niye yapıyorsunuz? Bunları size kim yaptırıyor? Bu metni sizin elinize verenlerin ağababalarını İzmir'de denize döktük. İstanbul Boğazı'nda Yankee Go Home dedik. Şimdi de hayır diyoruz. Ülkemizi bölecek olan, ülkemizi yok edecek olan, cumhuriyetimizi yıkacak olan, milletimizi birbirine düşürecek olan bu anayasa teklifine hayır diyoruz. Bu anayasa teklifinde demokrasi yok, adalet yok, millet yok. İnsanımız yok. Sadece bir kişi var, bir kişi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Biz Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Biz hayat tarzımıza müdahale edildiğinde üç ağaca sarılıp gezi eylemini yapanların ta kendisiyiz. Dikta anayasasına boyun eğmeyin. Erken seçimle size şantaj yapılmasına müsaade etmeyin. Yüreğinde birazcık vatan sevgisi olan, vicdanı olan, birazcık Allah korkusu olan bütün milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen bu anayasa teklifine hayır deyin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bir heves uğruna yok etmeyin, katletmeyin. Sayın Başbakan dedi ki itaat edin, rahat edin. Ben de diyorum ki itiraz edin, ülkemiz rahat etsin. Yüce Meclisi saygıyla teşekkür ederim.